Evet arkadaşlar, bu sabrımızın derdi bitmez. Ya bir videoya başlayamadık. Evet, iki tane tripodumuz var. İkisi de kırık. Kamerayı elinde tutarak sizler için güzel bir video hazırlamayı planlıyoruz arkadaşlarımız. Canım arkadaşlarımız, harika bir cumartesi günden hepinize kocaman sevgiler, selamlar. Sabahki videonun başında upuzun konuştuğum için anneme bir karar aldık ve bu videonun başında konuşmuyoruz. Hadi başlayalım anneciğim. Bugün günlerden Our Generation Combine Challenge değildi. Önce Our Generation Aylin bebeğimizi kutudan çıkarmak. Muhteşem güzel kaputone, prenses kıyafetiyle onu yakından incelemek için sabırsızlananlar. Hadi yorumlara. Onun muhteşem güzel eşyaları, onun muhteşem güzel aksesuarlarını görmek için sabırsızlananlar. Hadi onlar da yorumlara. Onun birbirinden güzel jewelry, yani mücevher ve takı koleksiyonunu görmek isteyenler. Evet sizler de hadi yorumlara arkadaşlarım. Aa bu da ne Buse'cim, stand. Bebeğimizin ayakta durması için miymiş? Hayır. Dıt Gül abla. O takılarını asmak için bir aksesuar, taşıyıcı, askı. İşte ismine ne dersek diyelim canlarım. Acaba yine hiperaktifliğim üzerimde gördüğünüz gibi ama bu bir challenge olacak. Yanımda evet bahar ayının gelişiyle. Bahar'a çok fazla vakit geçiriyoruz. Bahar bebeğimizi sevenler sizler de yorumlara. Buradayım Buse'cim. Ah selam canlarım, nasılsınız? Tatil nasıl gidiyor? İlk günümüz. Evet hadi başlayalım videomuz artık. Canlarım harika bir challenge olacak. Evet önce Aylin'i tanıyacağız. Onlara uygun muhteşem güzel jewelry'ler bulacağız. Evet kestik. 10 dakika doldu, artık kapatabiliriz videoyu. Evet, yani. Bu da ne? Bu da ne? Arkadaşlar burada bir şey gördüm. Vay canına da vay canına. 1 milyon butonumuz gelmiş. Ama yakın zamanda gelecek. Evet arkadaşlarım sizler sayıyorsunuz. Geçenlerde yorumlara yazmışsınız. Ablacığım 170 bin kişi sonra 1 milyon abone oluyoruz demişsiniz. Ve hatırlatmışsınız ki 1 milyon abone olduğumuzda İtalya'ya gitme sözü vermiştik. Ay çok korkmaya başladım. Hadi o zaman bir an önce 1 milyon olalım ve biz de İtalya biletlerimizi alalım. Ama onun öncesinde Aylin'i bir özgürlüğüne kavuşturalım. Kutusundan çıkartalım. Evet muhteşem güzel jewelry, mücevher ve aksesuar takılarını gördük. Şimdi sıra sende. Ne gördün? Geçmiş olsun Gül abla. Ne oldu? Parmağın. Ah doğrudan bir şey yok Aylin'cim. Hiçbir şey yok. Ben de sana bir şey oldu zannettim. Hayır size bir şey olmasın. Benim kanalımın canım abonelerine, canım arkadaşlarıma ve size bir şey olmasın bebeğim. Bana bir şey olmaz. Çünkü ben sizden aldığım enerjiyle. Evet hadi bakalım sihir yapalım. Oh, hayır hala çok acıyor. İyileşmedi. Küçük bir ev kazası arkadaşlar. Merak etmeyin. Geçmiş olsun dileklerini ileten arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Aylin'cim çok düşüncelisin. Aylin hoş geldin. Çok tatlısın Aylin. Welcome Aylin. Welcome Aylin. Welcome Aylin. Yeah. Bu nasıl bir saç rengi? Nasıl bir küllü renktir böyle? Ama Aylin'cim saçlarını açmak istiyorum. Neden mi? Elbiseymiş. Moderatörlüğü üstleniyorum. Buyur. İlk önce şuradaki takı askılığından bir küpe bir bileklik bu kombin için seçecek. İlk kez gördüğüm bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Bas tatlı da nedir yahu? Gel bakalım. Bahar'cım gel. Arkanı dön. Geldim Gül abla. Enseni aç. Açtım Gül abla. Bak tat. Hiç dikkat etmemişiz. Evet. İlk kez ensesi açık bir bebek gelmiş demek ki bize. Hadi bakalım da. Hadi bakalım. Atleti yok. Çamaşırı var. Çamaşırın ne renk olduğunu gördünüz mü? Gördüm. Ne renk? Mavi. Pembe. Kaputone elbisene bayıldım. Prensesler gibisin Aylin'cim. Şimdi beni duydun mu anneciğim? Duymadım. Henüz incelememiz bitmedi. Krem rengi. Elbisenin yakasına bakar mısınız arkadaşlarım? Ne kadar da özenle tasarlanmış, harika dikilmiş. Yakası fırfırlı. Bu da döşemelik bir kumaş değil mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet. Kaputone'den yapılmış bir elbiseyi ilk kez görüyorum ve ona çok yakışmış. Kumaşın kalitesi hiç üzerinde kaba durmuyor. Elbisesiyle muhteşem uyumlu krem rengi kilotlu çorabına ne dersiniz? Harika. Daha önce böyle bir kilot çorabımız yoktu. Bu renkte bir kilot çoraba daha önce sahip olmamıştık. Hadi gel pabuçlarını da özgürlüğüne
kavuşturalım. Senin şu lastik pabuçlarını bir inceleyelim. Delik demiş arkadaşlar, yazlık. Ayakları hava alsın diye harika bir pabucu var. Pabucun güzelliği. Çok isterdim böyle bir pabucumun olmasını. Hem simli hem de çok şık. Ve sanırım oldukça rahat. Çünkü düz tabanlı, topuklu değil. Ve Aylin'e çok yakışmış. Bu kombinin altına bu renk bir ayakkabı hiç düşünmezdim arkadaşlarım. Ben çünkü de. Üzeri parlak, ayakkabı simli. Hiç olmuş mu yahu? Ben ama olmuş. Şimdi beni dinliyorsun anneciğim. Evet. İlk öncelikle bu kombin için bir bileklik, bir küpe seçiyorsun. Acaba hangi aksesuarımı seçsem? Bu kıyafetime en güzel hangisi olacak? Arkadaşlarımızla birlikte karar verelim. Tabii ki bileklik dediğinizi duyar gibiyim. Simli oluşuyla pabuçlarımı, renginin gri oluşuyla da eteğime uyum sağlayacak. Bu bilekliği aldım. Küpe olarak hangisini seçsem? Evet, yıldızlı küpelerin de çok uyumlu olacak. Altın küpelerin pabuçlarımla uyumlu olacak. Ama ben birazcık abartıyı seviyorum. Ve bu sallanan elmas küpeleri seçiyorum. Bakın onunla uyumlu bir de saç bandım varmış. Oldukça uyumlu görünüyor. Bayağı bir abartılı olacağım. Diğerleri kombinime çok uyumlu olmayacak. Onları seçmeyeceğim. Bilekliği takarken ne fark ettim arkadaşlar? Aylincem'in yüzüne bakın. Onun çok güzel çilleri var. Aynı Ada gibi. Başka kime benziyordu? Our Generation bebeklerimizden bir tanesinin daha çilleri vardı. Onun ismini hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Benim gibi başka çilli hangi arkadaşım vardı? Ay ben de çok merak ettim Gül abla. Tamam Aylin'cim, arkadaşlarımız birazdan yazacaklar. Gel bilekliğini takalım. Çok güzel oldu ama bilekliğini birazcık şöyle koluna doğru çıkartabilir miyim? Wow! Harika bir tarz, ne dersin? Sana bir de yüzük yapalım mı? Bu setin içinden yüzük çıkmadı. Her yerinde ayrı ayrı bir özellik görüyorum. Bu ruj rengi Buse ablamızın en sevdiği renktir. Evet, şimdi sırada küpelerin var. Hadi küpelerini takalım. Kulaklarının delik oluşuna bakar mısınız arkadaşlarım? Hemen gidip Bahar'ın kulaklarını kontrol edelim. Delik mi senin kulaklarında? Delik değilmiş arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Gel abla sen deler misin? Evet Bahar'cığım, tabii ki deleceğim. Çünkü birazdan küpe challenge yapacağız. Bayıldım arkadaşlar. Buse ile birlikte sadece Aylin'i izliyoruz. Hiç sesimiz çıkmıyor. Zannetmeyin ki konuştuk ve buraları editledik. Hayır arkadaşlarım. Evet, hazır mıyız? Aylin'i hiç böyle görmemiştim. Hoş Aylin seni. Nasıl da yakışmış. Bayıldım Buse'cim. Ne dersin? Bizim küpeli bir bebeğimiz daha vardı. Küpeleriyle birlikte henüz açılmayı bekliyordu. O bebeğin ismini de sizden istiyorum arkadaşım. Bir sürü dikkat sorusu ard arda geliyordu. Bahar'cığım çok güzel görünüyorsun bebeğim. Bahar da hipnotize oldu. Bayıldı ama Bahar için de çok güzel takılarımız var bak. Hem de Bahar'ın elbisesine, kombinine uygun harika takılarım var. Evet, şimdi de onun için seçmiş olduğum son aksesuar. Tacını takacağım. Bunun için saçını açmak istiyorum. Evet, işte o an. No. İstediğim tarz bu değildi. Hayır. Gel tarayalım. Saçları çok güzel. Rengini çok beğenmedim arkadaşlar. Aramızda kalsın. Siz ne diyorsunuz? Aylin'cim saç rengini değiştirmeye ne dersin bebeğim? Anne boyarız ki. Hatta dur ben hemen sana bir şey getiriyorum. Ay peruk mu getirecek yoksa? Hayır, peruk istemiyoruz. Öyle yapay şeyler şu an için istemiyoruz. Çünkü oldukça doğalız. Arkadaşlarım saçının kalitesi çok güzel. Aslında rengi de güzel değil mi? Küllü sarı gibi duruyor. Dönelim arkayı da tarayalım. Dererim. Wow, colorista. Hem de pembe. Evet. Hemen denemeye ne dersin Buse'cim? Ay çok istiyorum. Deneyelim mi? O zaman takımız, tacımız biraz beklesin. Ve bebeğimizin saç kesimine de ihtiyacı var. Bakın arkadaşlar uçlar nasılmış? Keselim mi? Bence keselim. Buse'cim makas da istiyoruz. Evet, hemen kuaför koltuğumuz hazırlansın. Şimdi sen bana istediğin modeli söyle. Ben sana yardımcı olayım Buse'cim. Ya aslında istediğim model şu an sadece boya istiyor bebeğim. Saçlarını düzeltmeyelim mi? Kesmeyelim mi? Daha sonra. Şu an yeterli bütçesi yokmuş. Yani bir hafta sonra istiyor ama. Ama şu ücretsiz kesecektim. Boya mı istiyor? Çok ücretsiz kessem. Ama istemiyor öyle. Tamam o zaman. Sadece boyuyoruz arkadaşlar. Evet Aylin'cim, kuaför koltuğumuz hazır. Gel bakalım. Sana gelir gelmez bir dönüşüm yapacağız. Ama sadece boya yapacaksa kuaför koltuğuna gerek yok. Ayakta daha düzgün olacaktır. O zaman bir dön arkanı. Ay arkadaşlarım çok heyecanlıyım. Boyama işlemimiz başlasın. Colorista'yı sallıyorum. Ve saçların uçlarını yavaş yavaş sürtüyorum. Ombre yapıyorum. Aylin çok güzel olacak. Evet, ne dersiniz? Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Ombreliği daha doğal olsun diye tarıyorum. Biraz yukarılara doğru çıkıyorum. Fark ettiniz mi arkadaşlarım? Yukarılar da biraz pembeleşti. Evet, Buse ablanız da saçını boyamak istiyordu. Denemiş olduk. Bak Buse'cim, Aylin de böyle duruyor. Senin saçın daha siyah olduğu için nasıl duracak? Bunu daha koyu renkli bebeğimize denemeliyiz. Ne dersin? Evet anneciğim, iyi fikir. Evet.
Şimdi önlüğümüzü çıkartalım. Oldu. Ben çok beğendim Buse'cim, bayıldım. İyi ki yaptık. Aylin. Anne, bu kalırsanın her rengini alıp unicorn saç yapmayı ne dersin? Bölge bölge. Evet. Wow, harika olacak. Evet Buse'cim, hemen gidiyorum. Beni gönderin arkadaşlarım. Ben çoktan gratisyonu tuttum bile. Aygül abla bir sakin ol. Videoyu bitirip ondan sonra gitseydin dediğinizi duydum. Geri döndüm arkadaşlar. İnanın kapıdan geri döndüm. Şimdi saç bandımızı takabiliriz. Şimdi sıra Buse'de. Ay Bahar'cığım gel gel, işimiz çok zor. O kadar güzel oldu ki Aylin. Senin de benim de gözlerimiz kamaştı değil mi? Of, işimiz çok zor. Hadi başlayalım. Zaten bizim bilekliğimiz var. Küpelerimizi takamayacağız. Ama Gül abla söz vermişti. Delecekti kulaklarımı. Küpe takmak istiyorum ben de. Aylin'e küpe çok yakıştı. Ben de çok heves ettim. Anneciğim ne diyorsun bu işe? Hemen el atmamız gerekiyor bu işe Buse'cim. Yapacak bir şey yok. Geliyorum. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Herkes kulak delme hikayesinden bahsedebilir mi bana? Hadi bakalım, siz bahsederken ben de sizden birazcık feyiz alayım. Nasıl deliniyordu kulaklar? Buse'cim bana kulak deldirme hikayelerinden bahseder misin? Bugüne kadar Buse ablanın kulağı tam 5 sefer delindi. 5'i de kapandı arkadaşlarım. Gel bakayım. Evet. Şu an açık. Yani bir türlü onun çocukluğunda keyifle küpe kullanamamıştık. Vay benim kızlarım. Demek kulak deldirmek istiyorsun. Hemen ilk yöntemine başlıyorum. Gel bakalım Bahar'cığım. Önce buraya ufak bir krem sürmem gerekiyor. Hiç acımayacak Bahar'cığım. Bu uyuşturucu bir krem çünkü. Hem de salatalık özlü. Tamam. Bu krem kulağında 20 dakika kalsın. Aynı şekilde diğer kulağını da sürelim. Tamam. 20 dakika sonra hiç acımadan kulağını dermiş olacağım. O 20 dakika içinde gel bize bileklerimizi takalım. Evet, bu 20 dakika içinde bakalım. Güzel bir seçim yapabilecek misin? Zaten çok fazla bir alternatifim de yokmuş. Seçim yapmayacağız anneciğim. Renkli takılara bayılıyorum. Zaten kombiniyle çok da uyumlu. Evet. İkisini de takacağız. Altın küpeler zaten bu kombin için tasarlanmış. Ne dersin Buse'cim? Bence de anneciğim. Ve o kadar uyumlu ki kıyafetiyle. Bizim kulağa delik bir bebeğimiz daha vardı Buse'cim. Ona da şu sona kalan yıldız küpeleri deneyelim mi? Bakın arkadaşlar, hangisi daha çok uyumlu olacak? Bence bir kulağına birini, bir kulağına birini. Ne dersin? Hayır hayır. Bence sen hep challenge kazanmak için yapıyorsun değil mi anneciğim bunu? Evet. Altın rengi bilekliklerle altın rengi küpe uyar. Tabii ki de bunu takacağım. Evet, gümüş ve altın uyumlu olmadı. 20 dakikamız doldu. Evet, bir kontrol edelim. Evet. Hı? Hissediyor musun? Harika görünüyor. Tamam, her şey yolunda bir tanem. Evet. Şurası iyi midir? İşaret koymamız gerekiyor muydu Buse'cim? Hayır hayır. Bakalım. Aylin'in ölçüsüne bakalım. Tamam, aynı ölçüde. Bahar'a da yakışacaktır. Şurası. Oldu da bitti. Hiç acımadı. Şimdi diğer tarafı. Evet. Hiç acımayacak. İşte bu kadar. Bu da tamam. Harika görünüyorsun Bahar'cığım. Bu küpeler tarzına çok uygun oldu. Sana çok yakıştı. Hanım hanımcık, minnoş minnoş, çok yakıştı. Çünkü o bir küçük hanımefendi. Wow, saç tarzı da yapıyoruz. Neden? Küpeklerim gözüksün, küpeklerim gözüksün. Küpek mi? Harikasınız kızlar. Şimdi geriye kaldı bir küpemiz. O küpeyi değerlendirmek için bir bebek daha bulup geliyorum. Merhaba. Wow Segi, seni gördüğümüzde çok mutlu olduk. Kulaklarının delik olduğunu duyduk, öyle mi? Hem kulağın delik hem de çillisin. Yani Aylin'e çok benziyorsun. Gel bakalım Segi, saçlarını yeni taramıştık ama birazcık deformasyon olmuş. Bir bakım videosu ister misin? Ve işte böyle oldu. Ama bir dakika, diğerine takalım, bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım. Segi'nin yüzüne çok yakıştı. Evet. Harikasın bebeğim. Segi'cim, zaten en sevdiğim bebeklerdensin. Bu küpeleri de taktın, efsane güzel oldun ama bu kıyafetine hiç uyum sağlamadı. Evet, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Böyle çizmelere böyle küpeler olur mu? Tabii ki olmaz. Bahar'ın küpesi olabilirdi ama. Ay neyse, yine çok uzattım. Buna siz karar verin arkadaşlarım. En güzel takılı aksesuarlı bebeğimiz hangisi oldu? Tabii ki Aylin dediğinizi de duydum. O zaman challenge'ı Aylin mi kazandı? Hayır. İyi butonla buna biz karar veririz Gül abla dediniz değil mi? Evet, bunu da duydum arkadaşlarım. O zaman şimdi veda zamanı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videomuzu WhatsApp'ınıza dahil paylaşın. Instagram'da paylaşın. Aylin bebeğimizin aramıza katılışını hep birlikte kutlayalım. Duyanlar duymayanlara haber versin. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın. Videosunu kalbin unuttuğunu zannetmeyin. Hadi kalbin yarısını tamamlayın ve hoşça kalın canlarım.